Çok haklısınız tabii. Bu şimdi siz konuşurken ben 3 tane not aldım. Onu sırasıyla o notları değerli izleyicilerimizle paylaşayım. Şimdi bir defa bu İyi Parti meselesi. Bir modeli Sayın Yanardağ sizlere aktardı. Ben bir başka model daha aktarayım. Bir başka modele göre, yani Yanardağ'ın aktardığı modele göre ana muhalefet partisi olmaya yönelik bir hesap içinde ve bunun da hedefi CHP, CHP'yi yıpratacak, CHP'nin altına oyacak, özellikle yerel seçimlerden başlayan bir biçimde CHP'yi küçültecek. CHP küçüldükçe kendisi sağdaki demokratları temsil ettiği iddiasıyla büyüyecek ve ana muhalefet partisi olacak diye bir model oradan işliyor. Benim daha başka bir model bilgim var. Bu da bana anlatıldı. Şimdi önce bu Aytun Çıray hakkında bir şey söyleyeyim. Ben Aytun Çıray ile aynı zamanda müsteşarlık yaptım. O Sağlık Bakanlığı Sağlık müsteşarıydı, değil mi? Bakanlığı müsteşarıydı. Fevkalade uygar, fevkalade demokrat, son derece güvenilir, birinci sınıf bir insandır. Bu insanı müsteşarlığa da koysanız orada güvenilir insandır. Milletvekili de yapsanız orada güvenilir insandır. Ve İyi Parti içinde hem Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in danışmanlığını yaparken hem de ona karşı tavır aldığında hep demokrat çizgisiyle temayüz etmiş, yani öne çıkmış bir arkadaştır. Güvenilir bir insandır ve demokrattır. Demokrat bir insandır. Politikasını da, politikacılığını da orada yürütüyor. Şu anda galiba bağımsız İyi Parti'den de istifa etti. Onun anlattığı modeller, yaptığı eleştiriler dikkate alınması gereken Türkiye'deki siyasetin gerçekleridir. Şimdi oradan hareketle İyi Parti'nin başka bir tasavvuruna, modeline dikkat çekeyim. Bir modele göre İyi Parti daha gerçekçi bir tavır içinde CHP'nin değil MHP'nin yerine göz dikmiş durumda. Çünkü AKP'nin izlediği ümmetçi politikanın bir süre sonra milliyetçi çizgide olan MHP ile arasını açacağını, kendisinin milliyetçilik çizgisinde AKP'nin yanından MHP'yi bertaraf edip AKP'ye iktidar ortağı olarak aynen bugün MHP'nin yüklendiği, yaptığı rolü yüklenmeyi tasavvur ettiğine ilişkin bir hedefe doğru gittiğine ilişkin yorumlar bana o da aktarıldı. Mümkün, ama her halükarda AKP'ye hizmet etmeye ve kendisine bağlanan umutları bir anlamda ne diyelim büyük bir ihanetle sonlandırmaya aday bir parti var Tabii tabii biliyorsun. bu benim bana anlatılan model daha buna yakın bir model. Yani bir süre sonra AKP'nin hem bu adalet konusundaki yolsuzluklardan hem ekonomik ve mali yolsuzluklardan ve başarısızlıklardan hem de ideolojik olarak milliyetçiliğe karşı ümmetçi ideolojisiyle MHP'nin artık Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin sabrını taşıyacağını, onun ayrılacağını kendisinin mecliste ve iktidarda AKP'ye destek olacağını hesaplayan bir model uyguladığı iddiası var. Bu bana anlatıldı. Gerçekleşir, gerçekleşmez, onu bilemiyorum. Ama bu CHP'nin yerine ana muhalefet partisi olmak gibi 5 yılla yaygın bir uzun model yerine birkaç yıl içinde, hatta belki önümüzdeki yıl gerçekleşebilecek daha gerçekçi bir model gibi görünüyor bana. Bilmiyoruz tabii. Meral Hanım, Meral Akşener'in Tansu Çiller döneminde siyasette yükseldiğini, İçişleri Bakanlığı falan yaptığını düşünürseniz bu şeye, yani onun da çizgisine ve o zikzaklarını akla getirirseniz her iki model de geçerli olabilir dedikten sonra çok önemli bir başka hususa değineceğim. Değerli izleyiciler, bu sol-sağ ayrımı aynen din ayrımları gibi, din kavgası gibi çok geçerli bir ayrım artık değil. Mesele daha çok demokratlık ve demokrat oluş ve olmayış meselesi. Şimdi Türkiye'de sağ hep suçlandı. Neden suçlandı? Çünkü toprak ağaları ve tarikatlar sağda egemen. Ama sağda bir de çağdaş kapitalizmin, çağdaş hür teşebbüs dedikleri işte kapitalist düzenin temeli olan
Ama hür olmaya, hürriyete, özgürlüğe dayalı bir girişimciliğin veya temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olan bir sağ da var. Yani bunu hiç unutmayalım. Demirel zamanında bu üç sağı Demirel maalesef aldı, birleştirdi ve daha çok bu özgürlükçü girişimcilikten ve insan haklarından yana olan sağla birlikte dinci sağ ve milliyetçi sağ, ırkçı sağ kendi şemsiyesi altında Türkiye'yi yöneterek geliştirdi. En çok mesela İmam Hatip Okulu Demirel döneminde açılmıştır. Bu bir istatistik bilgi. Şimdi bunlar herhalde onu aşıyorlar. Geçtiler, bunlar geçti. Bunlar geçiyorlar çünkü bütün okullar İmam Hatip. Evet, bunlar çok geçti onu. Bütün okulları İmam Hatip okulları. AKP'den yani. Önce Demirel açmıştı, evet. Evet. Filan. AKP iktidarından önce orada Demirel. Söylemek istediğim şey şu. Yani sağ kesim içerisinde eğer demokratlık olarak bakarsanız dinciler ayrıdır, ırkçılar, milliyetçiler ayrıdır, efendim nispeten demokratlar ayrıdır. Şimdi dolayısıyla olayı demokrat olmak olmamak çizgisiyle Türkiye'yi seçmeni böldüğünüz zaman onun hesabını son seçimde gördük. Bana kalırsa hatta tam yarı yarıya, hatta biraz da demokratların lehine gördük ama yani 51-52 demokratlar, 48-49 da demokrat olmayan sağcılar kazandı bana kalırsa. Ama devlet girince araya, devletin gücü girince araya şu veya bu biçimde, şu veya bu biçimde bunlar ileride hepsi açığa çıkacaktır. Şu veya bu biçimde devlet girince bu 48-52 veya 49-51 olan demokratların lehine olan ağırlık maalesef demokrasi karşıtlarının lehine tecelli etti. İleride bunların hepsi daha açık ortaya çıkar. Ama zaten bu seçimlerdeki sonuçların oynama sınırları düşünüldüğünde, müsamaha sınırları düşünüldüğünde yarı yarıya denir. Şimdi demek ki o %70 sağ, %30 sol filan o bir yanlış. O bir yanlış. Öyle, o efsane çok derece yanlış. O bir şehir efsanesi. Tabii, o sağcıların ürettiği, tabii. Emperyalizmin ürettiği, işte solcular Moskova'ya, komünistler Moskova'ya diye Atatürkçüleri de, laikleri de yok etmeye çalıştıkları bir efsane. Yok öyle bir 30-70 ayrım. Son seçim net olarak göstermiştir. Net olarak, sosyolojik olarak göstermiştir ki, sosyolojik ve siyasal olarak ve sınıfsal olarak Türkiye'de demokratlarla demokrasi karşıtları şu anda eşit güçtedir ve devleti arkasına aldığı için demokrasi karşıtları maalesef daha güçlü gözükmektedir. O %48 gerçekte %54, %55'tir. Evet. Yani onların hepsi ileride hepsinin hesabı daha net olarak çıkar. Yalnız tabii iktidar o kadar büyük bir güç ki iktidar artı emperyalizm Türkiye'yi yeniden biçimlendiriyor. Bu o bakımdan milliyetçilik ve dincilik ideolojileri altında demokrasi karşıtlığının eğitime yansıması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri ile işbirliği yapıp milli eğitimi Diyanet'in dinin emrine vermesi ve tarikatlarla işbirliği yapması dehşet bir şey. Dehşet bir şey. Bakınız yani kimse bugünlerde bunun üstünde durmuyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde hem haberlerde hem bizim yazar arkadaşlarımız başta Zülal Kalkandelen, öteki yani Örsan Öymen CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu hem de Cumhuriyet yazarıdır. Mehmet Ali Güller, Ali Sirmen, ben zaman zaman buna değinip duruyoruz. Bir gün manşetlerine taşıyor Evrensel öyle. Cumhuriyet genellikle haber manşetlerinde birinci sayfada bunu kullanıyor. Bu 2-3 gazeteden ve bu kanalla öbür kanalları ben pek izlemiyorum. Haksızlık etmeyeyim. Yani hem Sözcü TV'ye hem KRT'ye hem de Halk TV'ye haksızlık etmeyeyim ama yani Tele1'de bunun üzerinde duruluyor. Haberleri yapılıyor. Biz yorumlarda söylüyoruz. Ama evlatlarımızın yahu 4 yaşındaki kıza anlamadığı bir dilde bir şeyler ezberletip bunun din olduğunu, böyle davranması gerektiğini söylüyorlar. Yani müthiş bir olayla karşı karşıyayız. Evlatlarımızı anlamadıkları bir dilde eğitmeye kalkıyorlar ve baskıyla. Dehşet verici bir şey bu. Dehşet verici bir şey. Yani
bu çok önemli bir olay ve 5 yıl daha bu böyle devam edecek gibi görünüyor eğer bu toplum ona tahammül edebilirse tabii bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla değerli izleyiciler, yanı başımızdaki savaşın bir din savaşı olarak gösterilmesi. Biraz evvel Yemen'i hatırlattı Merdan Bey. Orada işte din, aynı din, Müslümanlık içerisindeki kan dökülme olayı vesaire ortadayken Batı'nın emperyalist güçleri bütün Orta Doğu'yu ve bütün kendi dışındaki kültürleri ve uygarlıkları din ve mezhep ve ırk ve milliyet üzerinden savaştırıp güçsüzleştirirken Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir devlet yapısından bir din devleti yapısına doğru kaydırılması çok büyük bir yanlış. Çok büyük, tarihi bir yanlış. Tarihi bir yanlış. Bunun altını iki kez çiziyorum. Ne derseniz deyin. Felakete yol açacak. Bu bir felaket. Tarihsel bir felaket. Yani geri kalmış, endüstrileşmeyi yakalayamamış bir imparatorluktan bir çağdaş devlet yapısı kuran Atatürk ve o devlet yapısını demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti haline getiren bir siyaset diyelim bir ölçüde şimdi geri çevrilip tekrar Orta Çağ din devletine dönüştürülmek isteniyor. Ne zaman? Orta Doğu'da din savaşları kan akıtırken. Olmaz böyle şey. Türkiye'yi de aynen bir kan gölüne çevirebilirler. Şimdi İYİ Parti kurucu üyesi, MYK üyeliği ve parti sözcülüğü yapmış Aytun Çıray diyor ki İYİ Parti'nin istediği gibi davranmak